Çıkacak soruların dağılımıyla ilgili bilgi vereceğiz. Evet. Şimdi başlayalım artık, neyse, videolarla ilgili düzenlemeyi yaparız. Arkadaşlar, çıkacak sorular belirli. Yani ölçme değerlendirmede gerçekten çıkacak sorular belirli. Nereden, nasıl sorular sorulacağı çok net, belirgin. Sadece çok fazla ayrıntıya, detaya boğulmadan odaklanmanız gereken yerler var. Bunlardan bahsedeceğim. Şimdi çıkacak soruların dağılımından bahsederken ilk olarak temel kavramlarla başlayacağız. Temel kavramlarda değişkenlerden 0 ya da 1 yazdım yanına. Kesinlikle buradan soru geliyor diyemiyorum. 12 soruya düştükten sonra soru sormamaya başladılar. Ama bu sene bekliyorum. Yani bağımlı bağımsız değişkeni, çünkü 2008-2009 yılına kadar her sene soran ÖSYM, ondan sonra 2 yılda 1'e düşürdü bu aralığı. Son 3 yıldır da hiç soru sormuyor. Bence bağımlı bağımsız değişkenden bu sene bir tane soru soracaklar. Tamam mı? Özellikle ona dikkat edeceğiz. Biraz sonra bahsedeceğim. Değişken korelasyon kavramlarında buradaki bu korelasyona dikkat edelim. Korelasyonla ilgili çıkmış 3-4 tane sınav sorusu var. Zaten onları da çözeceğiz, göreceksiniz. Korelasyon kavramını direkt korelasyon tablosu üzerinde sormayacaktır. Çıkacağını sanmıyorum böyle bir sorunun. Neden sormuyor? Çünkü sen zaten kapsam geçerliliğini, yapı geçerliliğini incelerken sürekli korelasyondan bahsedeceksin. Arkasından ölçme kavramından bahsedeceğiz. Ölçme nedir? Ölçme çeşitleri nelerdir? Ölçmedeki birim nedir? Sıfır nedir? Gibi kavramları tek tek inceleyeceğiz. Buradan %100 bir sorunuz var. Ölçme çeşitlerinden kesinlikle bir tane soru gelecek. Arkasından değerlendirmeden bahsedeceğiz. Değerlendirme çeşitlerini teker teker inceleyeceğiz. Değerlendirme çeşitlerinden %100 bir soru var. Mutlak bağıl değerlendirmenin ne olduğunu herkesin kesinlikle bilmesi şart. %100 buradan bir soru var. Bir de amaca göre değerlendirmede diagnostik, formatif, summatif, bu ikisini birlikte soracaktır tek bir soruda. Yani şunu söyleyebiliriz, temel kavramlardan 2 ya da 3 tane sorunun geleceği kesin. Sonra arkasından hatalar ve ölçme aracının özellikleri var. Hata çeşitleriyle ilgili sorun geleceğini sanmıyorum. Yani sabit hata, sistematik hata, tesadüf hata nedir? Bunu bir örnek üzerinde soracaklarını sanmıyorum. Sadece bu örneği şöyle sorabilirler. Bir sabit hata örneği verir, bu güvenilir mi, geçerli mi etkiliyor? Ya da bir sistematik hata örneği verir, tesadüf hata örneği verir, güvenilir mi, geçerli mi etkiliyor? Bunu sorgulatabilirler. Belki öyle karşımıza çıkar. Ama sorunun geleceği kesin olan yerler var. Birincisi güvenilirlik. Güvenilirlik kavramının tanımı çok önemli, alt başlıkları çok önemli, güvenilirlik belirleme yöntemleri çok önemli. Bu saydığım başlıklardan kesin karşımıza soru gelecek arkadaşlar. %100 çıkmama ihtimali yok. Güvenilirlik belirleme yöntemlerini son 2 yıldır sürekli soruyorlar. Yine karşımıza buradan bir soru gelecek bence. Test tekrar test yöntemine, paralel testine, KR20-21 kromo alfa testi yarılama, bu yöntemlerle ilgili kesinlikle karşımıza bir tane soru gelecek. Arkasından geçerlilik türlerinden bahsedeceğiz. Standart 2 tane soru buradan kesin soruyorlar. İşte bu son 2 yıldır gelen sorular şöyle oldu, içeriği biraz daha çok. Geçerliğin ana tanımları ile ilgili sorular sordular. Ama ondan önceki yıllarda kapsamla ilgili, yordama ile ilgili sorular da vardı. Biz yapı geçerliğinden ya da geçerliğin ana tanımından kesinlikle bir soru geleceğini bileceğiz. %100. Hatta sorunun kalıbı da belirli. Ama bunun yanında bir tane de kapsam geçerli ya da yordama geçerliğinden bir soru gelecek. Kullanışla ilgili bir sorunun gelme ihtimali çok düşük. Direkt kullanışla soran. Ama işte güvenilirlik geçerli ilişkilendirilebiliyor. Biliyorsunuz ki bu kavramları tamam tek bir sorunun içerisinde de harmanlanabiliyor. Burayı açıklayacağız. Sonra ölçme araçları geleneksel ve çağdaş diye ayıracağız. Geleneksel değerlendirme yaklaşımlarından bir ya da iki tane soru, çağdaş değerlendirmeden bir ya da iki tane soru gelecek. Sonra da istatistik, herkesin kaygılandığı, stres yaptığı, çünkü bu piyasadaki kaynaklardaki soruları gördüğünde moralin bozulduğu alan istatistik. Burada test analizi ve madde analizi diye iki başlıkta topladım ama soru dağılımına göre şimdi bir ayrım yapacağız. O ayrımda ne işe yaradığını ayrıntılı, detaylı bir şekilde göstereceğim size. Teker teker bundan bahsedeceğiz. Şimdi burada kafanıza takılan en önemli nokta şu olması lazım. Yani konuların içeriklerine baktığınız zaman aşağı yukarı hepsi dengeli. Yani her yerden gelen soru sayısı neredeyse birbirine yakın. Temel kavramlardan 2 ya da 3 tane soru nereden geleceği belirli. Buradakiler belirli, ölçme araçları belirli, istatistik kalıyor. İstatistikte konu başlıkları belirli ama bunun yanında
Nasıl bir sorun içerisinde onu soracaklar, bu çok belirgin değil. Yani şekli değiştirebiliyor, grafiğin şeklini değiştiriyor, yapısını değiştiriyor ve buna bağlı soruyor. Ama burada da başlıklar belirli. Burada da ona dikkat edeceğiz. Şimdi istatistiği anlatarak başlamayı düşünüyordum. Tahtayı çünkü kullanacağım bazı alanlarda, bazı yerlerde. Ne zamana yetişecek tahta? Yarım saat sürer. Daha yarım saat sürer dedi. Şimdi yarım saat sürecekse arkadaşlar, normalde ben teker teker bunu açıklamam biraz uzun sürecektir herhalde. Yani burada çünkü tahtayı kullanmadan göstermek biraz daha zor olacak. Hiçbir şekilde ayarlanamıyor değil mi tahta? Ayarlanamıyor. Neyse, temel bilgileri vereyim. O zamana kadar gelirse geçeriz. Gelmezse eğer öğleden sonra, işte kamerayı ayarlandıktan sonra devam ederiz. Şimdi istatistikle ilgili şunlardan bahsedeceğim. Geçen sene çıkan bir soru vardı. 2015'te, daha doğrusu bir önceki sene, 2014 yılında. Grafik çeşitleriyle ilgili bir soru sorulmuştu. Kitaplarda da çok fazla grafik çeşitlerinden bahsetmedik. Ders anlatırken de çok ayrıntılı, detaylı girmedik. Biraz bunları açıklayacağım. Frekans dağılımları ne demek olduğundan bahsedeceğiz. Az çok aslında bunları biliyorsunuz. Öğrencilerin puanlarını daha düzenli hale getirmek için aslında biz istatistiği kullanıyoruz. Ham puanlar şekilde görüldüğü gibi sıralanmış. Bunları daha sonra biz liste şeklinde gösteriyorduk. Arkasından bunları bir tabloda gösteriyorduk. F ile gösterdiğimiz değer neydi? Frekans. Frekans neyi bildiriyordu? Öğrenci sayısını. Hangi puandan kaç tane öğrenci aldı, tekrar etti. Bunu teker teker göreceğiz. Yanında bir de toplanma frekans görüyorsunuz. Birikimli yüzde, birikimli frekans yüzdesi olarak da, yüzdesi alarak da gösterilebiliyor. Birikimli frekans ya da toplanma frekans eklenerek yazılmasıyla oluşuyordu. Yani burada bakıyorsunuz frekans 1, 1'e 1 kişi daha ekledi, geldik 2. Sonra 88 alanı da eklemiş 3, 82 alanı 3 kişiyi de eklemiş 6, 76'yı da eklemiş 7, 74'ü de eklemiş 8 gibi teker teker ekleyerek devam ediyordu. Sınavda lütfen buna dikkat edin. Deneme sınavlarındaki net gözlemlerinden bir tanesi bu mesela. Sürekli bu konuda hata yapıyorsunuz. Ya hocam, ben onu frekans görmüştüm. Yığılmalı frekansmış. Lütfen buna dikkat edin arkadaşlar. Frekans mı verilmiş, yığılmalı frekans mı verilmiş? Hangisine göre işlem yapacaksın? Lütfen buna dikkat edin. Eğer ki sana yığılmalı frekansı verdiyse muhtemelen yığılmalı frekansı kullanmayacaksın o soruda. Onu normal frekansa çevireceksin. Bu şekilde yazacaksın. Peki normal frekansa ben nasıl çevirebilirim? Bak aşağıdan başla. Aşağıdan başla. 20. 20'den 19 çıkart. 1. Yaz. 19. 18 çıkart. 1. Yaz. 18. 17 çıkart. 1. 16. 14 çıkart. 2. Gibi. Ya da burada. Şuraya ne yazacağını 9. Eksi 8 yaz. Yani çıkarta çıkarta yazdığın zaman da normal frekansa tekrar bunu dönüştürmüş oluyorsun. O yüzden buna lütfen dikkat edin. Bu bizim için çok önemli. Daha sonra puanların aralık şeklinde gösterilinden bahsettik. Puanlar eğer aralık şeklinde gösterilirse biz hangi nokta üzerinden işlem yapacaktık? Orta. Her zaman orta nokta üzerinden işlem yapacaksınız. Eğer aralık şeklinde verildiyse orta noktasını al. Bunun üzerinden sen modu, medyanı, aritmetik ortalamayı hesapla. Medyanın hesaplaması ile ilgili grup aralığında tabii ki özel formüller var. Şimdi matematikçiler bunu düşünüyorlardır ama ÖSYM'de bu kadar ayrıntıya, detaya girmiyor. Orta nokta üzerinden hesaplama yaparsan da zaten işin içerisinden çıkartabiliyorsun soruyu. Şimdi burada grafik çeşitlerini teker teker açıklayacağım. İşte bundan bir tane soru geldi. Şimdiye kadar çıkmış sınav sorularını tamamı inceleyecek olsanız 2 yıl önce bununla ilgili bir tane soru sordular. Bar ya da sütun grafiği olarak adlandırılıyor ilk grafik çeşidimiz. Hangi puandan kaç tane aldığını gösterir. Tamam, ama soru böyle gelmemişti. Çıkmış sınav sorusunu inceleyecek olursanız arkadaşlar, öğrencilerin aldığı oy sayıları ile ilgili yanlış hatırlamıyorsam bilgi vermişti. Bu hangi grafik çeşitleriyle gösterilebilir dedi. Bizim burada dikkat edeceğimiz önemli nokta şu. Bar ya da sütun grafikleri genellikle süreksiz değişkenlerde kullanılır. Süreksiz değişken ne demekti? Neydi süreksiz değişken? Sürekli süreksiz değişkenden bahsetmiştik. Buçuklu değer alıp alamama durumu. Eğer buçuklu değer alamayacak, eğer şöyle bir durum varsa, işte mesela kızlara erkekler diye ayırmaktan bahsediyorsa, kızlardan şu kadar var, erkeklerden bu kadar var gibi, ya da tuttuğu takımlara göre ayırmaktan bahsediyorsak, böyle bir durumda siz sütun grafiğini kullanabilirsiniz. Bar ya da sütun grafiği, ikisi de aynı şeylerdir. Tamam. O yüzden buna dikkat edeceğiz, bir. İkincisi histogram grafiği. Histogram grafiği seçeneklerde
yer vermişti ÖSYM'e histogram grafiğine ama cevap histogram grafiği değildi. Histogram grafiğinde dikkat edeceğiniz önemli birkaç tane nokta var. Sürekli değişkenlerde genellikle kullanılır. Yani buçuklu değer alabildiği durumlarda genellikle histogram grafiğiyle gösterilir. Çünkü grafiğe dikkat edecek olursanız arkadaşlar hep bitişik. Orada daha ayrık da değerler. Ayrı ayrı gösterilmişti. Burada bitişik. Dikkat edilmesi gereken önemli nokta şu. Burada 0'dan 28'e kadar olan puanların tamamının gösterilmediği durumda burayı bir çizgiyle gösterir. Eğer burada bir karalama ya da çizgi görürseniz 0-28 arasında öğrencinin olmadığı anlamına gelecektir. Sütun grafiğine çok benziyor ama bitişik olacakmış, tamam mı? Ve buçuklu değerler alabildiği durumlarda genelde histogram grafiğini biz kullanacağız. Hemen bir sonraki grafiğe bakalım. Bu seçeneklerde de yer bulmadı kendine. Çıkmadı. Yani bununla ilgili bir ifade de yer yok. Yer vermemişti ÖSYM'e. Frekans poligonu. Şimdi frekans poligonu çizgi grafiğine çok benziyor. Şimdi göreceksiniz. Biraz sonra arkasından da çizgi grafiğinden bahsedeceğim. Evet. Bir sustunuz, bir kurudunuz kaldınız. Yani ne oldu? Daha yeni cevaplar geliyordu. Aslında biri söylüyor. Birkaç kişi söylüyor ama. Evet. Şimdi bak, burada aritmetik ortalama medyandan daha iyi gibi bir düşünce var herkeste. Bu her zaman öyle değil. Bazı durumlarda puanlar ortalama etrafında toplanıyordu. Bazı durumlarda da medyan etrafında toplanıyor. Yani sen bazen aritmetik ortalamaya bakarak soruyu çözersen mantıklı bir karar vermiş olursun. Bazen de medyana bakarak. Şunu söylemiştim. Dağılım normal dağılımsa puanlar kimin etrafında toplanıyordu? Aritmetik ortalama. Ancak dağılım çarpıksa, ki biraz sonra göreceğiz, ya da dağılımı çarpıtan uç değerler varsa, gruptan kopuk öğrenciler varsa, o zaman kimin etrafında toplanıyordu? Medyan. Hocam uç değer ne demek? Bak yine aklına şurası gelecek. Burası 0 puandı, burası 100 puandı. Biz 20 kişilik bir öğrenci grubuyuz. 17-18 tane arkadaş hepimiz burada toplanmışız. Ama iki tanesi kopmuş gitmiş o tarafta bekliyor. Eğer böyle bir durum varsa o zaman neyi kullanırsın? Medyanı. Ama biz toplu bir şekilde hareket eden bir grupsak, 20 kişinin 20'si de burada, 20'si de burada ya da 20'si birden buradaysa, herkesin puanları biraz daha birbirine yakınsa o zaman neyi kullanacaksın? Aritmetik ortalama. Peki modu ne zaman kullanacağız? Modu hiç kullanmayacaksın. Yani mod gerçekten kullanılmayacak. Göreceksiniz, modla ilgili çıkacak soru direkt hesaplama sorusu olacak. Başarı yorumlamada mod kullanılmayacak. Göreceksiniz. Sadece sınıflama ölçeklerinde kullanılır. Peki değişkenlik ölçülerindeki durum ne? Değişkenlik ölçülerinde sınavda çıkan soruların tamamında sadece range hesaplamayı bilecektin ve bunun dışında diğerlerinin de hepsinin yorumunu bilecektin. Başka hiçbir şeye gerek yoktu bak. Çıkan soruların tamamını açıp inceleyin ki yine bu sene de böyle gelecek kesin. Çıkarsa bir tek range'in hesaplaması sorulacak. Range kaçtır? Onun dışında diğerlerinin sadece yorumu. Yüksekse ne demek, düşükse ne demek? Sadece bunu bileceksin. Başka hiçbir şeye gerek yok. O zaman şu iki başlığı hallettik. Burası bitti. Var burada anlaşılmayan nokta? Kafanıza takılan en ufak bir şey bile varsa sorun arkadaşlar. Yok herhalde, güzel. Peki geldik diğer tarafa. Burada standart puan ve ham puan gibi iki tane ifadeyle karşılaştık. Bunlar ne demek? Şimdi bu normalde aslında istatistikte ayrı bir başlık olarak ele alınmıyor. Ama ben soruların geldiği şekle göre bunu ayırdım. Senin öğrencilerinin tamamı sınav yaptıktan sonra yazdığın o tek tek puanlar var ya, Ali 100 sorudan 85 aldı ya da 40 sorudan 24 tanesini çözdü. 18 sorunun 12 tanesini yaptı. Eğitim bilimlerindeki 80 soruda 70 net yaptım. Genel kültür, genel yetenekteki 120 soruda 90 net yaptım. Bunların tamamı nedir? Ham puan. Bunların tamamı ham puandır. Peki ham puan hangi durumda kullanılır? Ham puan öğrencinin almış olduğu o puan o öğrencinin başarısını yorumlamada kullanılır. Ancak mutlak başarı mı, bağlı başarı mı? Mutlak başarı. Bak öğrencinin ham puanından bahsediyorsak, yaptığı soru sayısına bakıyorsan, bu yanındaki adamların başarısını dikkate almadan sadece o öğrencinin puanını incelemen gerektiğini gösterir. Yani ham puanlara bakarak biz sadece öğrencinin mutlak başarısı ile ilgili yorum yaparız. Peki standart puanlar nelerdi? Standart puanlar Z ve T puanının çok popüler puanları olduğundan bahsettik. Ama ZT puanının olması şart mıydı? Sınavda kesin ZT mi çıkacak demiştik? Hayır.
Z gibi, T gibi bir A puanı da sorabilir mi? Sorar. Ki soruyor. Son 3 yıldır hep böyle soruyor. ZT puanı gibi A puanı, O puanı, Ö puanı da sorabilir bu adamlar. Dolayısıyla bizim standart puanda dönüşümün nasıl yapıldığını dikkate almamız gerekiyordu. Ki bahsedeceğiz biraz sonra, anlatacağız. Ancak bu bana neyle ilgili yorum yaptırır? Öğrencinin bağıl başarısı. Yine öğrenci başarısı. Bak yine bireysel başarı. Ancak bağıl başarı. Sınıf içindeki yeri. Bak şunu unutmayın. Öğrencilerin puanı 0'dan 100'e. Bak yine sıralama aynı. Bunu hiçbir zaman unutma. Bu dursun. Bağıl başarıdaki olay şu. Grupta nerede yer aldı? Acaba 0'a mı yakın öğrenciler? Acaba 90'a mı yakın? Burada eğilim ölçüsüyle ben toplu bir şekilde bunu tespit etmiştim. Ama Ali ya da Ayşe sınıfta nerede yer alıyor? Bunu tespit etmek için ben neye bakacağım? Standart puanlara. ZT puanı öğrencinin sınıftaki koordinatını verir. Sınıftaki koordinatını. Yerinin nerede olduğunu tespit eder. Öğrencilerin atıyorum %16'sından başarılı hale gelmiş. Ya da gruptaki arkadaşlarının %84'ünü geçmiş. Tam o noktada. Bunun yorumunu bana yaptırır. Z ve T puanı yani bağıl başarıyla ilgili yapılacak yorumlar da bunlar. En son sağ tarafta da madde istatistiğini görüyoruz. Bu ayrı bir başlık aslında. Diğer taraftan biraz daha farklı. Çünkü madde istatistiğiyle ilgili sorular genellikle buradaki bu diğer bilgilerle aynı tablo içerisinde verilmez. Madde istatistiği farklı bir başlıkta her zaman ele alınır. Ve %100 buradan da karşınıza çıkacak bir tane soru var. Burada ilk başta madde güçlüğü kavramından bahsedeceğim. Maddenin güçlüğü ne demekti? O sorunun zor mu, kolay bir soru mu olduğunu gösteriyordu. Peki zor ya da kolay olması sınavda kullanılıp kullanılmamasını mı yorumlatır bana? Yoksa hangi amaçla kullanılacağına mı karar veririm? Hangi amaçla? Yani seçme sınavı için mi kullanacağız soruyu? Yoksa izleme testi için mi kullanacağız? Ne için kullanacağız? Bunu neye bakarak karar veriyordum? Maddenin güçlüğüne. Peki o sorunun kalitesiyle ilgili bana esas yorumu yaptıran, kullanıp kullanmamayı hesaplayacağım veri ne olacak? Madde ayırt ediciliği olacaktı. Bunların dışında bir de madde standart sapması, varyansı, güvenilirlik indeksi var ki bunları da biraz sonra zaten tek tek yorumlayacağız. Ve sonraki slayta gelelim. Başarı. Bak başarı yorumundan bahsettik ya. Biraz önce tek tek de açıkladım ama ona rağmen ben bunu bir grafikte göreyim dersen işte grafiği bu. Bak başarı iki farklı şekilde sorulabiliyormuş. Grup başarısı mı yoksa bireysel başarı mı? Grup başarısı öğrencilerin, sınıfın başarısı. Bireysel başarı Ali'nin, Ayşe'nin başarısı. Grup başarısı kendi içerisinde iki farklı şekilde yorumlanıyor. Farklı grupların başarıları mı kıyaslanıyor yoksa bir grubun kendi içerisindeki başarısı mı kıyaslanıyor? Bakın, bunun da ne demek olduğunu şimdi açıklayacağız. Şimdi bu sınıfın tamamını, tamam mı? Bu sınıfın tamamını kendi içerisindeki başarısını yorumlamak istiyorum ben. Yani ben sadece size bir sınav yaptım. Sınav yaptıklarından sonra sonuçları teker teker aldım, inceledim. Bana geldiler, sordular. Dediler ki bu sınıfın kendi içerisindeki başarısını yorumlar mısın? Bak kıyas yok. Yan sınıfla kıyaslamıyoruz. Sadece bu sınıfın kendi içerisindeki başarısını yorumluyorum. Bunun için modunun, medyanın, aritmetik ortalamasının yüksek ya da düşük olması mı daha önemlidir? Yoksa sağ ya da sola çarpık olması mı önemlidir? Sağ sola çarpık olması. Bak bunu unutma. Farklı sınıfların başarısını kıyaslarken modun medyanın yüksek düşük olması önemli. Bir sınıfın kendi içerisindeki başarısını yorumlamak istiyorsam bu durumda bakmam gereken şey sağ ya da sola çarpık olması. Ama benim klasik soru kalıbım şu olacak ki ÖSYM'in de en çok sorduğu farklı sınıfların başarısını kıyaslanması. İşte farklı sınıfların başarılarını kıyaslarken medyanın ya da aritmetik ortalaması yüksek olan başarılı düşük olan başarısız yorumunu yapacağız. Bireysel başarı ile ilgili yaptığımız yorumlar neler? Bireysel başarı ile ilgili yaptığımız yorumda biraz önce gördük, söyledik. Eğer ki ben bireysel mutlak başarıyı sorguluyorsam neye bakacaktım? Ham puana mı, standart puana mı? Ham puana bakacağım. Ham puana bakacağım. Eğer ki bireysel bağıl başarı yorumlanıyorsa Z ya da T puanına bakacağız. Buna göre çözeceğiz. Bak bunu unutma. Yani burada karşına çıkacak kesin iki tane soru var. Şuradan. Nerede neyi kullanman gerektiğini gösterin. Bak nerede neyi kullanman gerektiğini. Şuradan bir tane soru kesin. Buradan bir tane soru kesin. Ki sana söyleyeyim bireysel mutlak başarıyı sormaz. Bireysel bağıl başarıyı sorar buradan. Buradan da sağ sola çarpık olmayı
Grafik üzerinde yorumlatır ama şurada yorumunu, farklı sınıfların başarısını kıyaslarken sorar. Bu şekilde karşınıza sorular gelecek. Evet, görüyorsunuz bir kamu sapiensi. Kamu sapiensin kafasındaki soru şu. Hocam, ben anlattıklarınızı çok iyi anladım ama soruyu görünce hangisini kullanacağım bilmiyorum. Evet, ya bu soruyla ya da bu eleştiriyle sene boyunca sürekli karşılaştık. Hocam tamam anladım, bak mod nasıl hesaplanıyor, medyan nasıl hesaplanıyor, vallahi bunu çok iyi anladım. Ama soruları çözerken, ya nerede neyi kullanacağım bunu bir türlü kestiremiyorum. Şimdi bir tablo görüyorsunuz. Bak bu tabloda bu işi halledeceğiz. Burada bitecek bu olay. Çok dikkatli bir şekilde dinleyin. Tabloda medyan görüyoruz. Varyans, Ali'nin ham puanı, Ali'nin z puanı var. Tek tek bunlar verilmiş. Bak medyan, varyans, Ali'nin ham puanı, Ali'nin z puanı. Buradakinin medyan olmasının hiçbir esprisi yok. Medyan merkezi eğilim ölçüsü mü, merkezi değişkenlik ölçüsü mü? Bana onu söyle. Eğilim. Herhangi bir eğilim ölçüsü olabilirdi. Yani buradaki veri aritmetik ortalama da olabilirdi. Hemen sağ tarafında varyansı görüyoruz. Varyans eğilim ölçüsü mü, değişkenlik mi? Değişkenlik. Buradaki çeyrek sapma olsa bir şey değişir mi? Değişmez. Buradaki range olsa bir şey değişir mi? Değişmez. Ya da bağlı değişkenlik katsayısı olsa değişmez. Hepsiyle ilgili yapılacak yorumlar aynı. Yani şurada herhangi bir değişkenlik ölçüsü, burada herhangi bir eğilim ölçüsü var. Yan tarafta Ali'nin ham puanı. Peki Ali'nin ham puanı ne demek? Mutlak başarısı, gruptan bağımsız, kopuk. Sadece Ali'nin puanı ile ilgili yorum yapıyorum. Z puanı ne demek? Ali'nin bağıl başarısı, sınıf içindeki koordinatı. Yani gruptaki arkadaşlarına göre daha mı başarılı, daha mı başarısız, bunu göreceğiz. Şimdi sorular karşımıza çıkıyor. Bu soruları teker teker cevaplayacağız. Bakın 13 tane soru var. Görebiliyor muyuz? Görüyoruz galiba. Tek tek cevabını isteyeceğim. Her soruyu gördüğünüzde bu tabloda nereye bakmanız gerektiğini bana söyleyeceksiniz. Bak unutmayın, çok önemli. Birinci soruyla başlıyorum. Birinci soru neyle ilgili ve cevabı ne? Bunu yorumlayacağız. Önce herkes soruyu okusun ve düşünsün. Ondan sonra da ben açıklayayım bakalım doğru cevabı verdiniz mi? Öğrencilerin ortalama öğrenme düzeyinin en yüksek ya da yüksek olduğu yazmışız. En yüksek olduğu ders hangisidir olması lazım? En yüksek olacak orası. Öğrencilerin ortalama öğrenme düzeyinin en yüksek olduğu. Bak bir kere sorunun girişine bakıyorum. Öğrenciler diyor. Öğrenciler diyorsa gruptan mı bahsediyoruz? Bireysel olay gitti. Bak öğrencinin diye mi giriş yapıyor, öğrencilerin diye mi giriş yapıyor? Dikkat edeceksin demek. Bu sorunun çünkü tüm yapısını değiştirir. Bakman gereken şey değişecektir. Öğrenciler diyorsa grup. Grup başarısı ile ilgili yorum yapıyorsam ben bir kere şu sağ taraftaki iki tane veriyi sildim. Yani buradakiler gitti, elendi. O zaman şunlara bakarak yorum yapacağım. Peki grubun başarısı ile ilgili, öğrenme düzeyi ile ilgili yorum yaparken eğilime mi, değişkenliğe mi bakıyorum? Eğilime. Eğilimin yüksek olmasını mı istiyor, düşük olmasını mı? Yüksek. Eğilim ölçüsü yani medyana en yüksek olan ne var burada? A. O zaman cevap A olacaktır. Var mı anlaşılmayan nokta? Geldim 2'ye. Hangi dağılım farklılaşmanın daha yüksek olduğunu gösterir? Çıkmış sınav sorusu. Hangi dağılım farklılaşmanın daha yüksek olduğunu gösterir? Bu neyle ilgili yorum yaptırır bana? Homojenlik, heterojenlik yorumu. Farklılaşma. Peki farklılaşma için neye bakacaktım? Varyansa. Varyansın yüksek mi düşük olması mı farklılaşmanın yüksek olduğunu gösterir? Yüksek. Varyansa en yüksek olan ne var? 84. F. Cevap F olur. Var mı anlaşılmayan nokta? Geldim 3. soruya. Ali'nin. O zaman gitti mi şu sol taraftakiler? Gitti. Yani buradakiler gitti, buradakiler gitti. Ali'nin diye giriş yaptıysa şu ikisinden birine bakacağız. Öğrencinin de diyebilir. Sınıfına göre en başarılı ve en başarısız olduğu dersler hangisidir? Sınıfına göre diyorsa mutlak mı, bağıl mı? Bağıl. Bağılsa neye bakacaksın? Z ya da T puanına bakacaksın. ZT puanına baktığında Z puanı en yüksek olan yer neresi? Şura mı? Artı 2C. O zaman bağıl başarısının en yüksek olduğu ders C dersi diyebilirsin. C dersinde arkadaşlarına fark atmış. Onlardan daha ön sırada yer almış diyebilirsin. Peki en başarısız olduğu ders hangisi? Eksi 3 var. Eksi 3 nerede var? D. O zaman D dersi de bağıl başarısının en düşük olduğu ders. Devam ediyorum. Öğrencinin diyorsa sola mı bakacağım, sağ taraftakilere mi? Sağ tarafa bakacağız. Peki öğrencinin ne diyor? Mutlak başarısının en düşük olduğu ders.
Mutlak başarısı diyorsa o zaman neye bakacağız? Ham puanı. Ali'nin ham puanı. Ham puanı en düşük olan neresi? Bu. O zaman E'dir cevap. Devam ediyorum. Öğrencilerin en başarılı olduğu ders hangisidir? Öğrenciler diyorsa o zaman grup başarısı. Grup başarısı ile ilgili yorum yapmak için neye bakacağız? Medyana bakacağız. Medyanı en yüksek olan hangisiydi? A. O dolayısıyla cevap ne olacaktır? A olacaktır. Adaylara grup mu? Evet, grup. Adaylara en zor gelen test hangisidir? Adaylara en zor gelen farklılaşma mı yoksa başarı mı? Başarı yorumudur tabii ki. Neye bakacaksın bunun için? Eğilim ölçüsüne bakacaksın. Eğilim ne var burada? Medyan var. Dolayısıyla medyanı yüksek olana mı düşük olana mı gideceğiz? Düşük olana. Çünkü başarısız olmasından bahsediyor. Zor gelmesi için başarısız olması lazım. Grup başarısının en düşük olduğu ders hangisi? He. Dolayısıyla ne olacaktır? Cevap he olacaktır. Ali'nin sınıfındaki arkadaşlarından daha ön sırada olduğu ders hangisidir? Bu ne demek? Bireysel başarı mı? Evet. Neye bakarsın bunun için? ZT puanına bakarsın. Neden? Çünkü bağıl başarı yorumlanıyor. Peki bireysel bağıl başarı için o zaman ZT puanına baktım. En yüksek olan ne? C. Dolayısıyla cevap C oldu. Diğerinde ne diyor? Bakalım. Bilenle bilmeyeni en iyi ayıran sınav hangisidir? En çok gördüğünde sıkıntı yaşadığın soru bu oluyor. Ya bilenle bilmeyeni en iyi ayıran ne demek? Güvenirliğin, geçerliğin yüksek olması mı? Güvenirliğin, geçerliğin yüksek olması için gereken şey neydi? Farklılaşmanın yüksek olması. Farklılaşmanın yüksek olması. O zaman grubun heterojen olduğu ders hangisi diye soruyor. Hangisi en heterojen? F. Dolayısıyla bilenle bilmeyenin en iyi ayrıldığı sınav ne olacaktır? Demek ki F sınavı olacak. Hangi sınavda öğrenciler ölçülen özellik bakımından birbirine daha benzerdir? Bu neyle alakalı? Homojenlikle alakalı. Çıkmış sınav sorusu yine aynı ifade var. Aynı ifade soruldu. Öğrencilerin homojen olduğundan bahsediyor. Birbirine benzer olması puanların homojen olduğunu gösterir. Homojenlik için değişkenliğe bakarım. Değişkenliği en düşük olan ne var burada? G var. 25 olacaktır. Puanların birbirine en benzer olduğu. Lütfen unutmayın. Buradakinin varyans olmasının bir esprisi yok. Bu range da olsa aynı yorum yapılır da sapma da olsa aynı yorum yapılır. Hemen devamındakine bakıyorum. Bakalım bu soru ne demek istiyor acaba? Ali hangi derste hedef davranışlara daha büyük oranda ulaşmıştır? Bir kere Ali diyor da o zaman sağ tarafa baktım. Evet, burada sıkıntı yok. Peki burada acaba Ali'nin ham puanına mı bakacağım, Z puanına mı? Ham puan mı? Neden ham puan? Hedef davranışlardan bahsediyor. Hedef davranışlar nasıl ölçüttü? Mutlak ölçüttü. Bak bunu unutma. Kazanım, hedef davranışlardan bahsediyorsa bunlar mutlak ölçütlerdi. Dolayısıyla yanındaki adamın ne yaptığının hiçbir önemi yoktur. Burada ham puana bakacaksın bu soruyu gördüğünde. Ham puanı en yüksek olan hangi ders? B. Dolayısıyla cevap B olacak. Hangi sınıfın mutlak başarı yüzdesi daha yüksektir? Mutlak başarı yüzdesi diyor. Bu ne demek? Mutlak başarı yüzdesi deyince farklı bir anlam mı çıkıyor? Bu yine grup başarısıdır. Yani burada bir şey hesaplamayacaksın. Mutlak başarı yüzdesini falan hesaplamayacaksın. Mutlak başarı yüzdesi deyince de yine grup başarısına gideceksin. Grup başarısı en yüksek olan A. Bak bunların hepsi çıkmış sınav sorularındaki o yazan ifadeler arkadaşlar. Hepsinde efendim? Medyana bakacağız. Evet, mutlak başarı yüzdesine. Medyana en yüksek olan hangisi oldu? A. A'ya göre cevap verdik. Hangi sınıfta öğrencilerin öğrenme düzeyi daha yüksektir? Yine aynı soru. Aynı soru bak. Aynı soruyu çeşitli şekillerde sordu hep ÖSYM. Yine medyana bakarım. A olacak. Hangi sınavın güvenirliğe ve geçerliğe katkısı daha yüksektir? Bu ne demek? Grubun homojenliğine, heterojenliğine bak demek. Peki homojen mi, heterojen mi olmasını istiyorum? Heterojen. Heterojen olan hangisi? Evet, bakıyorum burada F. En yüksek olan veri 84 olduğu için cevap F olacak. Var mı anlaşılmayan nokta? Efendim hocam? Birinci soruyla ilgili, evet. Evet. Evet, iki ders var, üç öğrenci. Hı. Frekansların mı farklı olduğunu söylüyorsun? Tamam. Evet.
Şimdi bak burada işte o özel durumlar vardı ya, dağılım normal dağılım olursa, aritmetik ortalama çarpık olursa medyana bak dedim ya sana. O sorduğun soru aynen onunla ilişkili bir soru. Eğer ki orada o bahsettiğim, verdiğin örnekte dağılımın normal dağılım olduğunu görüyorsan ortalamaya bakarak çözersin soruyu. Ama senin söylediğin gibi puanlar arasında uç değerler varsa o zaman medyana bakarak yorumlarsın. Ama bu tabloya geldiğinde, bu tabloda grup başarısını yorumlayabileceğin başka bir veri var mı? Yok. O yüzden medyana bakıyorsun. Tamam ya, buradaki mantık o. O zaman ya ortalama şöyleyse falana girme hiç. Tabloda eğer sana eğilim ölçüsü olarak bir tane veri verdiyse yapacağın yorum bu. Ha hem medyan hem aritmetik ortalamayı yan yana verir. O zaman işler değişir ki göstereceğim zaten. Senin söylediğin olay onunla alakalı. Ama ben burada sadece şunu yorumlayacağım. Bir eğilim var, bir değişkenlik var. Başarıyla ilgili sorularda eğilimi, farklılaşmayla ilgili sorularda değişkenliğe bakacağız. Evet. Merkezi eğilim ölçüleri nelerdir arkadaşlar? Ortalama, medyan ve mod. Bunları teker teker açıklayacağız efendim. Biraz önceki soruları mı? Hepsini mi? Evet. Hayır. Güvenirlik, geçerlik neyle ilişkili bir kavram dedik? Grubun homojen ya da heterojen olması. Grubun homojenliği, heterojenliği ile ilgili bilgiyi bana ne verecek? Varyans. Dolayısıyla varyansa bakarak çözeceğiz. Varyansa en yüksek olan ne oldu? F. F'ye bakarak çözdük. Efendim? Kaçı? 8 ve 9'u kaçırdınız. O esnada ne yapıyordunuz? Ha, not yazıyordunuz. Teker teker not alıyordunuz. Peki. İnanalım. Bilenle bilmeyeni en iyi ayıran sınav hangisidir? Bilenle bilmeyeni ayırması da biraz önceki soruyla aynı. Bilenle bilmeyeni ayırması neyle alakalı? Homojenlik, heterojenlikle alakalı. En heterojen olan hangisi? F. F'ye baktım. 9'da ne diyordu? Hangi sınavda öğrenciler ölçülen özellik bakımından birbirine daha benzerdir? Yine homojenlik, heterojenlikle ilgili bir soru. Peki bu bana neyle ilgili yorum yaptıracağız? Grubun homojen olması, puanların birbirine yakın olması. Varyansı en düşük olan hangisiydi? 25, yani G oldu. Tamam. Var mı arkadaşlar başka soru? Varsa sorun. Çünkü burayı anlamazsan hesaplamaları bilmen çok da bir şey ifade etmeyecektir. Bunların mantığını, nerede neyi kullanman gerektiğini kavra ki devamında zaten teker teker diğerlerini yorumlayabilirsin. Şimdi merkezi eğilim ölçüleri var. Bunlar nelerdir? Mod, medyan, aritmetik ortalama. Teker teker bu kavramları açıklayacağız. Bir tane de örnek göstereceğim. Bir tane mod, medyan, aritmetik ortalama hesabı da tahtada göstereceğim. Kamera düzeldi mi bu arada? Ayarlayabildik mi kamerayı? Tamam, güzel. Burada aritmetik ortalama, medyanı, modu görüyoruz. Nasıl hesaplandığını söyleyeceğiz. Aritmetik ortalama nasıl hesaplanıyordu? Öğrencinin notlarını teker teker topluyordum. Bunu neye bölüyorduk? Öğrenci sayısına bölüyorduk. Peki puan frekans tablosu şeklinde verildiyse ne yapıyordunuz? Puanlarla frekansları teker teker çarp. Sonra bunu neye bölecektin? Toplam öğrenci sayısına, frekans sayısına bölüyordun. Medyan ne demekti? Medyan öğrencilerin puanlarını sıraladıktan sonra sıralamanın ortasındaki adam demekti. Sıralamanın ortasındaki adam. Peki bana şunu söyleyin. Sınıfta 18 kişi varsa kaçıncı sıradaki öğrencinin puanı medyandır? Burada ne yapıyordunuz? Çiftse 2'ye bölüyorduk. 18'i 2'ye böldüm. 9. 9. öğrenciyle bir sonraki. 9. ile 10. öğrencinin notlarını topla, 2'ye böl dedim. Peki sınıfta 29 öğrenci varsa kaçıncı sıradaki medyandı? 29'a 1 ekliyordun. Tek olduğunda 1 ekliyordun. 30 bölüyordun 2'ye. 15. 15. sıradaki öğrencinin puanı bana medyanı veriyordu. Onun dışında modu gördük. Mod belki de hesaplaması en kolay olanıydı. Geçen sene medyan ve modla ilgili birer tane soru vardı hatırlıyorsanız. Mod dağılımda en çok tekrar eden değerdi. Frekansı en yüksek olan veri hangisi ise o dağılımın modunu veriyordu. Hesaplamaları bu şekilde. Ayrıca dikkat edeceğimiz nokta neydi? Nerede kullanıldı? Aritmetik ortalama normal dağılımlarda puanlar ortalama etrafında toplanır. Ki bu bilgi şimdiye kadar hiç kullanılmadı. Onu da söylüyorum. Yani çarpık dağılımlarda medyan etrafında toplanır. Normal dağılımlarda aritmetik ortalama etrafında toplanır bilgisini ÖSYM şimdiye kadar hiç sormadı. Yani çarpık mı, normal mi, bu ayrıma şimdiye kadar hiç girmedi. Ama yine de bilsek bunu iyi olur. Uç değerler çarpık dağılımlar olduğunda medyan etrafında toplanır. Onun dışında modu sadece sınıflama ölçeklerinde kullanırız.
Yani kızlar erkekler diye ayırdın. Hangisinden daha çok tekrar ediyor? Bunu tespit etmek için sen neyi hesaplarsın? Modu hesaplarsın. Evet. Ara verelim mi? Devam edelim mi?